Herkese selam. Bugün Ucuza Teknoloji serimizin ikincisindeyiz. Introda izlediğiniz gibi bugünkü konuğumuz Piranha'nın 9635 modeli. Birazdan kutu açılımına geçeceğiz. İçinde neler var? Onları göreceğiz arkadaşlar. 1080 Full HD bir yayıncı kamerası diyorum. Daha diyorum çünkü Full HD olduğunu söylüyorlar ve hani yayıncı kamerası diyorum ama tabii bunun kat üstünde kameralar da mevcut. Ama hani böyle yayına yeni başlayanlar, henüz böyle hani para kazanmamış, belli bir bütçesi olan insanların alabileceği bir kamera bu. Şimdi hemen kutu açılımına geçelim. Kutunun içinde neler var? Onları görelim. Daha sonra kurulumunu yapalım bilgisayarımıza. Ondan sonra da performansına bir bakalım. Belki kadrajda görüyorsunuzdur. Bilgisayarımızı değiştirdim. MacBook Pro aldım. Şuralarda bir yerde bir shorts kutu açılış videosunu göreceksiniz. Şu anda inceliyorum. Tüm detaylarını inceledikten sonra bir inceleme videosu çekeceğim. O yüzden hadi kutumuzu açmaya gidelim. Kutu açılışına geliyoruz. Jelatinle kaplanmış bir kutu var. Hemen kutunun üzerinde neler var onları inceleyelim. Görüntülü arama özelliği var, mikrofon özelliği var, 2 megapiksel çözünürlüğü varmış ve USB tak çalıştır diyor, driverlara gerek yok diyor. Windows işareti var şurada, burada da bir Mac işareti var. Bakalım başka kutunun üzerinde, işte şurada 180 derece dönebileceğini gösteriyor. Onun dışında da pek de bir şey yok kutunun üstünde. Bu sefer size cafcaflı bir bıçakla açacağım kendime. Kutu açma bıçağı aldım arkadaşlar. Güzel mi? Bence güzel. Neyse. Bunun incelemesini yapmayacağız tabii. Hemen kutumuzu açıyoruz. Jelatinleri hemen söküyoruz. Şimdi kapatalım. Bakalım kutunun içinde neler çıkacak. Her zamanki gibi gene ters açtım. Piranha'nın kutusu. Yani hiç okunamayacak kadar küçük bir yazısı olan bir kağıt çıktı. Şurada hemen bir şeffaf bir kutu ve cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Yani kompa 360 ama 360 nereden çıktı? 160 derece aşağı yukarı dönüyor. Şurası da 160 derece böyle aşağı yukarı dönüyor. Yani oldukça birçok yere koyulabilecek pozisyonda. Bir USB girişi var. Tak çalıştır modunda çalıştığını söylemiştik. Şurada da bir sticker var. Şurada parlak bir piyano bilek kullanmışlar. Kamerasının önünde herhangi bir şey yok. Şurası plastik. Yani çok kaliteli durmuyor plastiği ama şu ön kısım biraz kaliteli duruyor. Dediğim gibi tak çalıştı. Şimdi hemen bunu bilgisayarımıza takacağız. Nasıl bir görüntü ve ses elde ediyoruz? Mikrofon özelliğinin olduğunu söylüyor kutunun üzerinde. Nasıl bir ses ve görüntüsü var? Hadi şimdi de ona bakalım. Bilgisayarımızın karşısına geçtik. Dediğim gibi tak çalıştır özelliği var. Bilgisayarımıza takıyoruz ve hemen çalışmaya başlıyor. Hemen USB'liği takıyorum ben. Ve şu an kameramız hazır şekilde kullanmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi hazır. Şu an ben kendimi göstermiyorum çünkü çok farklı bir ışık ayarı yapmak gerekiyor. O zaman benim görüntünün kalitesi bozuluyor falan. Ben size şuradaki şeyime yönlendirdim. Arka planda her zaman gördüğünüz kitaplığa yönlendirdim kamerayı. Şu an görüyorsunuz. Dediğim gibi tek bir ayarı var. O da kameranın üzerinde böyle bir lens ayarı. Onu da hemen size şöyle göstereyim. Bakın şu an net. Şu an görüyorsunuz görüntü gitgide gidiyor. Yani buradan bir netlik ayarı yapıyorsunuz. En net halini ben göstereyim size. En net hali bu şekilde. Yani şu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet iş görür. Yani idare eder. Hani dediğim gibi bütçesi kısıtlı olan arkadaşlarımız olabilir. Yani yayıncı olmak istiyor olabilir. Oyun videolar çekerken hani böyle köşeye bir görüntü koyarlar. O görüntüyü bu kamera işinizi görür en azından belli bir bütçe kazanmaya başlayana kadar.
İkinci bir testimiz de şöyle. Görüntü testi evet dediğim gibi idare eder. İkinci testte ses olarak bir test yapabiliriz. Şu an sesim normal benim kullandığım mikrofonunu alıyorsunuz. Ama şu anda sesimi bu kameranın mikrofonundan alıyorsunuz. Nasıl geliyor bilmiyorum. Ben de sizinle beraber kameranın ne kadar bir ses kalitesi olduğunu göreceğim. Ses kalitesinde bu şekilde arkadaşlar. Yani kamera, yani 59 liralık bir kameradan çok abartı şeyler de beklememek gerekir ama iş görür mü? Bence görür. İşinize yarar. En başta hani para kazanmaya başlayana kadar bu kamerayı kullanabilirsiniz. Ondan sonra tabii ki daha iyi kameralar, muhteşem kameralar var tabii ki de. Hani yayıncı kameralar özellikle. Hatta şu an yeni çıkan bir firma Logitech'ti galiba. Çok güzel bir kamera çıkarmış. Yayıncı kamerası. Yani dediğim gibi para kazandıkça o kameralardan da satın alabilirsiniz. İncelememiz bu kadar da kısa sürdü. Çünkü fazla bir özelliği yok kameranın. Takıyorsun çalışıyor. Lensten bir ayar yapıyorsunuz. Bu kadar. Bitti. Kullanmaya başlayabilirsiniz. Videonun buraya kadar olan kısmını izlediyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açıp bana destek olabilirsiniz. Şuradan diğer videolarımı izleyebilir. Şuradan da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.